geliştirdiğimiz disiplinler arası bir alan. Genellikle mühendislik bilimlerinden, bilgisayar bilimlerinden, kimya, biyokimya, biyoloji, istatistik, matematik bilimlerinden araştırmacıların ortak çalıştığı bir alan. Biyoinformatikte veri tabanları üzerine, ağ ve sistem biyolojisi üzerine, veri analizi üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında tabii burada hepsini listeleyemedim ama sekanslama çalışmaları, ilaç tasarımı, ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları, veri entegrasyonu gibi birçok alanda çalışmalar yapılıyor. Bunların çoğu sağlık alanına doğrudan etki eden çalışmalar. Vücudumuza aslında baktığımız zaman birçok irtibat halindeki ağdan oluşuyor. En küçük noktada baktığımız zaman genler moleküler networkleri oluşturuyor. Moleküler networkler hücre için de düşündüğümüz zaman hücreler birbirleriyle yine etkileşerek dokuları, organları oluşturuyor ve organlar da bizim vücut sistemimizin çalışmasını sağlıyor. Daha da geniş ölçekte düşünürsek de sosyal ağlar üzerinden birbirimizle etkileşiyoruz, sanal olarak ya da fiziksel olarak. Ve bu veri setlerine birazdan açıklayacağım hangi veri setleri var. Baktığımız zaman örneğin bir insan hücresi 10 mikrometre seviyesinde, bir proteinin boyutu 10 nanometre seviyesinde. Yani gözle görülemeyecek kadar küçük bir seviyede ama burada bulunan veriyi örneğin bir text dosyası olarak çıkarttığımız zaman terabaytlarca veriden bahsedebiliyoruz. Ya da tek bir sekanslama verisi gigabyte boyutlarında bir veriden bahsediyoruz. Oldukça kapsamlı ve geniş veri setlerinden bahsedebiliyoruz. Peki bu veri birikimi ne zaman başladı? İnsan Genom Projesi aslında bir dönüm noktası olmuştu. 2000'lerin başında ilk referans insan genomu sekanslaması tamamlandı. Ve ardından tabii teknolojik gelişmeler ve yine deneysel tekniklerdeki gelişmeler, bilgisayar altyapılarının genişlemesiyle şu an oldukça fazla veriyle karşı karşıyayız. Ve tabii 2000'lerin başında bir tane insan genomunun sekanslanmasından bahsediyorduk. Ama günümüzde birçok ülke yüz binlerce hatta milyonlarca genom sekanslayıp veri tabanlarına depoladı, çeşitli genom projelerini başlattı. Bu dünya haritasında da gördüğünüz gibi renklendirilen kısımlarda genom projesi başlatan, tamamlayan ya da devam ettiren yüz binlerce, milyonlarca genom sekansından bahsediyoruz. Ülkelerin görüntüsünü görebilirsiniz. Ve bu tabii hastalıklardaki özellikle kanserde, hücrelerde hangi değişiklikler oluyor? Onu anlamaya yönelik olarak çeşitli veri tabanlarının da oluşmasına neden oldu. Bunlardan biri örneğin TCGA, Kanser Genom Atlası. Burada 11 bin tane hastanın farklı tiplerde tümörlere sahip olan hastaların çeşitli veri setleri bulunuyor. Örneğin mutasyon profilleri, gen kopya sayıları, gen ifade seviyeleri ve birçok seviyede bilgiden bahsediyoruz burada. Sadece TCGA limitli değil, başka bir sürü veri tabanı da yine bu veriyi katalogluyor. Ve bu veri aslında hem genom seviyesinde olabilir ya da transkriptom seviyesinde olabilir, proteom seviyesinde olabilir. Ve bunlar tek başlarına tabii fonksiyonel değiller ve birbirleriyle etkileşiyorlar. Burada etkileşim ağlarından bahsediyoruz. Düğüm dediğimiz kısımlarda moleküller, bunlar proteinler olabilir, genler olabilir ya da metabolitler olabilir ya da başka moleküller de olabilir yine. Bağlantılarsa örneğin A ile B arasında bir çizgi görüyorsanız bu şu demek, A ile B arasında bir etkileşim var. Sosyal ağlardan bahsedersek eğer A bir kişi olsun, B başka bir kişi olsun, A ile B birbiriyle arkadaş gibi düşünebilirsiniz. Moleküler etkileşimlerde de yine A ile B arasındaki bu link bunların arasında bir etkileşim olduğunu söyleyeyim.
Ve bunun genel haline biz interakton diyoruz. Ve burada on binlerce molekül arasında yüz binlerce etkileşim var. Bu bir ağ görüntüsü. Bugün bizim interaktif session'ımızda küçük bir ağ üzerinden çeşitli analizler yapacağız. Ve onu görüntülemeye çalışacağız. Bu kadar büyük bir ağ üzerinden yapmayacağız tabii. O biraz daha ileri seviyede bir şey oluyor, analiz oluyor. Tabii bu gelişmeler tek molekül üzerinden olan yaklaşımları sistem bilimine doğru değiştirdi. Yani tek molekül ve toplanabilir parçalar ya da tek bir hastalığa tek bir tedavi yöntemi yerine çoklu moleküler ilişkiler, sinerjik olan etkileşimler ve kişiye özgü tedavi yöntemlerine de önünü açmış oldu. Günümüzde çok fazla veriyle uğraşıyoruz ama gelecekte daha da fazla veri birikecek. Bu veriyi anlamlı hale getirmek oldukça güç bir iş. Bu noktada hesaplamalı bilimlerde çalışan kişilerin büyük katkı, biyoloji ve tıp alanında büyük katkı yapabilecekleri bir noktadayız. Diğer informatik alanında aslında buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Ve daha da geniş bir perspektiften baktığımızda bu veriler bir kişinin dijital bir kopyası olarak da düşünülebilir. Örneğin zamana bağlı olarak kişinin laboratuvar verisi, genomik verisi ve diğer verileri biriktiği zaman hastalıkla ilgili çok çeşitli bilgiler elde edebiliyoruz. Ve bu tür veri setleri ilerleyen zamanlarda hangi tedavinin bu kişiye verilebileceği, herhangi bir müdahale yapıldığında çıktısının ne olabileceği ya da kronik hastalıklarının yönetilmesinde yine bize bilgi sağlayacak türde veriler. Biraz önce interaktondan bahsettim. Bu oldukça kompleks bir yapı. Proteinler, buradaki noktaları bu network üzerinde proteinlerden bahsedersek, oldukça sosyal moleküller birbirleriyle etkileşerek çeşitli fonksiyonları yerine getiriyorlar. Burada çeşitli normal olmayan değişiklikler kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığa neden olabiliyor. Ve normal ağ nasıl oluyor da bir tümör ağına değişiyor? Buradaki değişiklikleri anlamak aslında büyük verinin klinikte kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesinde oldukça önemli. Peki network olarak baktığımız zaman network analizin ne işimize yarayacak bu noktada? Ondan biraz bahsedeyim. Örneğin burada küçük bir ağ yapısı görüyorsunuz. Burada merkezcilik dediğimiz yani bir düğümün ne kadar başka diğer düğümlerle etkileştiğini gösteren metrikler olarak söyleyebiliriz. Genelde hedef sıralama stratejilerinde bu merkezcilik oldukça fazla kullanılan bir metrik. Tabii burada birkaç değişik çeşidi var. Örneğin between the centrality dediğimiz herhangi bir düğüm üzerinden ne kadar fazla en kısa yolun geçtiğini hesaplayan bir yöntem. Bir diğeri de degree centrality dediğimiz bir nodun kaç tane komşusu var onu gösteren bir metrikten bahsediyoruz. Burada örneğin şu kırmızı noda baktığımız zaman hem yüksek degree centrality'si var. Yani baktığımız zaman 10 tane etkileşimi var. Ayrıca herhangi seçtiğiniz iki noddan diğerine gitmeye çalışırsanız, örneğin buradan buraya gitmeye çalışıyorum, mutlaka bu kırmızı düğümü ziyaret etmem gerekiyor. Ya da bu noktadan yine bu noktaya gitmeye çalışıyorum. Mecburen yine bu kırmızı olan düğümü ziyaret etmek gerekiyor. Bu da between the centralitiesinin yüksek olduğunu söylüyor. Yine yeşil olan nodda çok fazla komşusu yok. 5 tane komşusu var ama between the centralitiesine baktığımız zaman buradan şuraya gitmeye çalışırsam mutlaka bu yeşil olan düğümü ziyaret etmem gerekiyor.
Bu metrikler bize hangi, örneğin bunun bir protein-protein etkileşim network olduğunu düşünürseniz, hangi proteinin bu ağ üzerinde en önemli olduğunu listeleyebileceğimiz bir metrik olarak söyleyebiliriz. Ve hücre içinde yine bu değişiklikler moleküler seviyede, örneğin hangi protein ifadesinde artış ya da azalış var, hangi genlerin ifade seviyelerinde artış azalış var, hangi proteinlerde mutasyon var ya da hangi transkripsiyon faktörleri genom üzerinde nereye DNA üzerinde nereye bağlanmış, bu gibi bilgileri çeşitli deneysel araçlarla ölçülebiliyor. Örneğin RNA-seq dediğimiz yöntem, chip-seq dediğimiz yöntem, yine yeni nesil sekanslama yöntemleri ya da proteomik ve mass spektrometri tabanlı yaklaşımlarda oldukça geniş veri setleri elde edebiliyoruz. Bu veri setlerini de yine ağ üzerinde haritalayarak hücre içinde neler oluyor onları analiz edebiliyoruz bioinformatik yöntemlerle. Peki bu verileri nereden bulabiliyoruz? Esas soru belki de bu olabilir. Bu veri setleri genellikle biyolojik veri tabanlarında depolanmış durumda. Bilim insanlarının kullanması üzerine depolanıyor. Ve bilgisayar tarafından okunabilir formatta depolanıyor. Burada özellikle veri tabanlarında format, yani dosya formatının hangi formatta olduğunu doğru şekilde açıklanması gerekiyor. Ve bir veri tabanı diğeriyle konuşabilmesi için onların arasındaki çeşitli linklerin de oluşturulması gerekiyor. 1990'ların başında internetin başlamasıyla bu veri tabanları artık internet üzerinden, web sayfası üzerinden yine açık hale geldi. Ama daha öncesinde kasetler ya da diskler üzerinden dağıtılıyordu. Hatta 1972 yılında Protein Atlas'ı bir kitap olarak basılmış. İlk veri tabanı da bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Sanırım 10 tane protein sekansının depolandığı bir kitaptı. Kitap olarak 1972 yılında basılmış. Peki hangi veri tabanları var? Bioinformatik alanında çok kullandığımız. Proteomik veri tabanları, protein yapı veri tabanları, RNA, protein-protein etkileşimleri, fonksiyonel yolaklar üzerinden depolanan veri. Burada sadece bunlara limitli değil ama yaklaşık 20 küsur tanesini listeleyebildim. Daha da geniş veri tabanları bulunuyor. Ve bunlardan birkaç tanesini örnek vereyim. Örneğin UCSD Genome Browser ve Table Browser'ı var. Table Browser'ın içinde genomla ilgili, genomik koordinatlarla ilgili, hangi genlerin hangi pozisyonlarda bulunduğuyla ilgili çok geniş bir veri seti var. Ayrıca Genome Browser'da yine bunu web sayfası aracılığıyla genomu görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi bölgeler, hangi koordinatlarda, hangi genler var, bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Bir diğer genom veri tabanı da Ensemble. Burada da yine genomu görüntüleyebileceğiniz bir araç var. Ayrıca veri tabanının içinde bir sürü dışarıda başka veri tabanlarına da linkler var. Ayrıca örneğin bir genle ilgili çeşitli bilgilere ulaşmak istiyorsunuz. O genin kodladığı proteinler hangileri ya da hangi başka external veri tabanında hangi isimle depolandığı, hangi fonksiyonu gerçekleştirdiği gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz Ensemble üzerinden. Yine nükleotit sekans veri tabanları var. Amerika'da bulunan NCBI, Avrupa'da EBI'ın veri tabanı ve Japonya'da da yine Japonya'nın veri tabanı olarak 3 tane veri tabanından bahsediyoruz ve bunlar birbirleriyle yine iletişim halinde çeşitli ID'leri üzerinden. Genomik ya da epigenomik veri setleri Human Epigenome Atlas'ında ya da ENCODE'da yine bulabilirsiniz. Kanser Genom Atlas'ında da yine DNA metilasyon verisi,
ya da çeşitli mutasyon verilerini yine kanser genom atlasında kanser özlü olarak bulunabiliyor. Ve popülasyon genetiği alanında yine genetik varyasyonların bulunduğu GWAS çalışmaları, HapMap projesi gibi projeler yine projelerde veri tabanlarında bu veriler biriktiriliyor. Bunları hızlıca geçiyorum. Sadece hangi veri tabanları var bir bilgi olsun diye genel slaytlar hazırladım. Proteinlerle ilgili, sekansla ilgili ya da proteinlerle ilgili her şeyi aslında UniProt ismindeki veri tabanında bulabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü burada var. Örneğin bu proteini aradığımızda sol tarafa baktığımız zaman fonksiyonları, farklı isimleri, taksonomisi, hücre içinde hangi bölgede bulunduğu, hangi post-translasyonel modifikasyonların olduğu, ifade seviyesi, etkileşimleri, yapısı, domain bilgisi. Sol tarafta bu proteinle ilgili her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yine web sayfasında yukarıdan aşağı indiğiniz zaman bununla ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Tabii bu veri tabanlarından bahsediyorum ama tek bir proteini aradığınızda evet gözle bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz o bilgiye ama düşünün ki elinizde 100 tane protein var ve bununla ilgili bilgi elde etmeye çalışıyorsunuz. Tek tek o 100 tane proteini web sayfasında ismini girip veriyi alıp tekrar ikinci seferde ismini girip veriyi almak yaklaşımı değil. O veri tabanına programatik olarak ulaşıp o elinizdeki listelenen proteinlerle ilgili bilgiyi otomatik olarak aslında çekmek gerekiyor. Programlamanın da amacı aslında o. Yani otomatik olarak siz yazdığınız programla o 100 tane proteinle ilgili ihtiyacınız olan bilgiyi ya da tam bilgiyi çekip ihtiyacınız olan kısmı çözümleyip ardından o kullanılabilir bilgiyle devam edebilmek diyebiliriz. Bir başka veri tabanı da 3 boyutlu bilginin bulunduğu PDB veri tabanı. Burada proteinlerin 3 boyutlu bilgilerini bulabiliyoruz. Örneğin bir proteinin bilgisine baktığımız zaman atomik koordinatlarını veriyor bize. Ve bu standart bir format, PDB formatı dediğimiz. Her bir atomun 3 boyutta X, Y ve Z koordinatlarını bize veriyor. Ve protein-protein etkileşimlerine ihtiyacınız varsa yine çeşitli veri tabanlarından organizma spesifik olarak, örneğin çalıştığınız organizma maya olabilir, onunla ilgili protein-protein etkileşimlerini bu veri tabanlarından elde edebiliyorsunuz. Ya da insan interaksiyonuna ihtiyacınız varsa, yine burada çeşitli protein veri bankalarını listeledim, etkileşim veri bankalarını. Buradan o veriyi düz metin olarak elde edebiliyorsunuz. Bir başka veri tabanı tipi de ilaç moleküllerinin örneğin hangi hedef molekülde etkileştiğine dair. Örneğin burada aspirini görüyorsunuz. Aspirin hangi proteinlerle etkileştiğine dair bilgiyi buradaki görüntü Stitch veri tabanından elde edilmiş. Bu etkileşim ağını da yine elde edebiliyorsunuz. Fonksiyonel pathway veri tabanları burada hücre membranından çekirdeğe doğru hangi bilgi akışı var, hangi etkileşimler var ve hangi örneğin fosforilasyon olayları gerçekleşiyor. Yine bu bilgileri de pathway veri tabanlarından elde ediyoruz. Peki buradaki önemli olan noktalardan biri de her bir veri tabanında ya da her bir veri tipinin ayrı bir dosya formatı var. Örneğin pasta formatında bir proteinin ya da bir genin sekansını şöyle bir formatta elde ediyorsunuz. Bu büyüktür işareti. O protein ya da genin ismi, ardından onunla ilgili farklı bilgilerin listelendiği bir kısım ve arkasından o proteinin sekansı burada listeleniyor.
İkinci bir protein varsa o pasta formatında yine büyüktür işaretiyle ikinci proteinin başladığını biliyoruz. O proteinin ismi, bilgisi ve geri kalan bilgi kısmı. FASTQ dediğimiz dosyada örneğin sekanslama verisinden gelen okunan sekansın bilgisi, dördüncü satırda o sekansın hangi kalitede geldiğinin bilgisi gibi bilgiler var. Ya da bir VCF dosyasında hangi mutasyonların hangi pozisyonda olduğu, herhangi bir veri tabanında kataloglanıp kataloglanmadığına dair bilgiler bulabiliyoruz. Ve bu dosya formatları aslında, burada üç tanesini koydum ama onlarca ya da yüzlerce farklı dosya formatında bahsedebiliyoruz burada. Ve her bir protein ya da genin farklı isimlendirmesi var her bir veri tabanında. Mesela EGFR'ın HGNC veri tabanında farklı bir ID'si var. Ensemble Gene ID'si bu isimlendirmeyle, NCBI'de farklı bir isimlendirme. Yani bir veri tabanından diğerine geçmek istiyorsanız da yine cross-referencing dediğimiz haritalamayı ya da işaretlemeyi yapmanız gerekiyor. Aslında burada büyük veriden bahsediyoruz ve bioinformatikte veri bilimi oldukça fazla kullanılan bir alan. Veri bilimi de disiplinler arası bir alan. Ve burada örneğin verinin yönetimi, istatistik ve makine öğrenmeyle anlamlandırılması ve en sonunda görselleştirilmesi bioinformatik alanında da oldukça fazla kullandığımız yöntem. Google Trend'e baktığımız zaman veri bilimi oldukça hızlı şekilde fazla aranmaya başlanan anahtar kelimelerden ve hala da oldukça aranan anahtar kelimelerden biri günümüzde de. Ve bu bilim alanı çeşitli örneğin ulaşım ya da fabrikalarda ya da akıllı şehirler gibi alanlarda kullanılıyor. Benim ilgi alanım tabii ki sağlık alanı. Sağlık alanında da yine bioinformatik alanı ve ilaç keşfi alanları, bu gibi alanlarda veri bilimini oldukça fazla kullanıyoruz. Şimdi bu noktada birazdan kod yazmaya başlayacağız. Burada ben Google Colab'ı tercih ettim bu interaktif session için. Çünkü doğrudan web üzerinden açtığınız o sayfada kodlamaya başlayabileceğiz. Yazabileceğiz demin bahsettiğim kodları. Ama eğer bilgisayarınıza yüklemek istiyorsanız Python'ı ve bir editör ya da Jupyter Notebook'u bilgisayarınıza yüklemek istiyorsanız yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz zaman örneğin notebook üzerinden bir kod yazmak istiyorsanız Jupyter Notebook'la devam edebilirsiniz. Ya da bir editör kullanmak istiyorsanız da Spyder editörü var. Ya da PyCharm'la yine kodlarınızı yazabilirsiniz. Dediğim gibi bugün ben Colab üzerinden bir tutorial vermeye çalışacağım. Colab'ı nasıl kullanıyorsunuz? Bu adrese gidip bir Gmail account'u ya da Koç Üniversitesi'ndeyseniz yine Koç Üniversitesi hesabınızla oturum açabilirsiniz. colab.research.google.com adresine giderek burada giriş yapıp ardından açılan sayfa üzerinden ilk notebook'unuzu oluşturabilirsiniz. Buradaki fikrim aslında Drive üzerinden örneğin Word ya da Excel gibi dosyaları editleyip paylaşabiliyoruz. Colab'da da bir notebook hazırlıyorsunuz. Bu notebook'un içinde metin kısımları olabilir, kodlarınız olabilir. Yine interaktif bir şekilde kullanabileceğiniz bir arayüz olarak söyleyebiliriz. Giriş yaptıktan sonra
artık Polat üzerinden başlayabilirsiniz. Burada bir ekran görüntüsü var. Şöyle bu ekran açıldığı zaman yeni bir notebook oluştur kısmına basıp ilk notebook'unuzu oluşturabilirsiniz. Ya da şurada file kısmında açtığınız zaman new notebook dediğiniz zaman yine ya da yeni bir notebook dediğiniz zaman yine bir dosya açılacak ve onun üzerinden devam edebilirsiniz. Şimdi ben bu ekranı paylaşmayı durduracağım ve Colab üzerinden tekrar paylaşmaya devam edeceğim. Evet, giriş yaptığınız zaman böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Dediğim gibi yeni bir not defteri de açabilirsiniz. Ya da burayı kapatıp şuradan dosya, yeni not defteri aç diyeyim. Bu yeni not defterinizi açıp ardından düzenlemeye başlayabilirsiniz. Burada isim olarak çift tıkladığınız zaman mesela burada doğru yollayacağım ben ve dosyanın ismi. Ekranım görünüyor mu bu arada? Ben hızlıca anlatıyorum ama adminler beni evet hocam gözüküyor. Evet, görünüyor mu? Şimdi öncelikle bir not defterimiz var. Bu not defterinde iki kısım var. Birincisi kod, ikincisi metin kısmı. Burada bir oynat tuşu görüyorsanız bu kod kısmında olduğunu söylüyor. Örneğin yeni bir metin kısmı eklemek istiyorum. Eklediğiniz zaman burada çeşitli yazılar yazabilirsiniz. Metin kısmı aşağı gitti, kod kısmı, kod hücresi yukarıda kaldı. Bu metin kısmını yukarıya taşıyabilirim bu şekilde. Düzenlemek için çift tıklıyoruz ve şu şekilde metin yazabiliyoruz. Mesela örneğin tek kelime yazdım burada ama aşağı kısmı geçtiğim zaman bu yazı kısmı burada. Devamında örneğin ilk kodumuzu yazalım. Şimdi bunu yazdıktan sonra play'e bastığımız zaman bu kadar uzun sürmemesi lazım tabii ama burada yine çift kısmına aşağı kısımda alabiliyorsunuz. Örneğin devam etmek istiyorsunuz. Yeni bir kod hücresiyle ya da yeni bir metin hücresiyle devam edebilirsiniz. Burada yeni bir metin hücresi girelim. Continue diyorum. Bu text kısımları sadece kısaca bir şeyler yazabilmek için. Ardından bir kere daha kod kısmıyla gidiyorum. Burada print my first code diyorum. Ve play diyoruz. Şimdi burada print aslında ilk fonksiyonumuz. Print'le ekrana istediğiniz teksti yazabiliyorsunuz. Bu teksti de tırnak işareti içinde ya da ya çift tırnak ya tek tırnak olarak yazabiliyorsunuz. Ve bu kısım string dediğimiz veri tipi. Bu string dediğimiz veri tipini print fonksiyonuyla yazabiliyorsunuz. Yani bu şekilde çıktısını alabiliyoruz. Şimdi buraya kadar Colab'ı açmada ya da kod ve metin kısmına girmede sorun yaşayan var mı? Bu noktada sorun yaşıyorsanız müdahale edebiliriz. Arkadaşlar sorun yaşıyorsanız chat'e hemen yazabilirsiniz. Benim burada önceden hazırladığım var. Burada öncelikle bu tutorial'la ilgili çeşitli bilgiler eklemiştim. Metin kısmında işte başlığımız
Notebook tutorial'ı. Neden Python kullanıyoruz? Oldukça hızlı bir şekilde programlamaya girebileceğiniz bir programlama dili olduğu için. Ve ardından demin yazdım bu ilk print fonksiyonuyla bir string kısmını ekrana yazdırdık. Peki hangi veri tiplerinden bahsediyoruz burada? Integer dediğimiz tam sayılar, float dediğimiz decimal noktası olan sayılar, yani 3.14 mesela float, floating number, integer 5 örneğin bir integer ya da string dediğimiz karakter dizinin olduğu bir veri tipinden bahsediyoruz. Burada kod kısmında mesela bir sayıyı bir değişken ismine atamak istiyorsanız, örneğin öncelikle değişkenin ismi, ardından eşittir işareti, ardından da o değişkenin değerini yazarak ona bu değeri verebiliyorsunuz. Burada x eşittir 5 yazdığınız zaman x'in değeri 5 oluyor. Veri tipi integer dediğimiz veri tipi oluyor ve ekrana yazdırmak isterseniz yine print fonksiyonunu kullanıp parantez içinde x yazdığınız zaman ekrana 5 yazılacak. Y örneğin 3.14 değeri verilmiş burada ve y'nin veri tipi yine float oluyor. Kendiniz veri tipini ne olduğunu söylemenize Python'da gerek yok. Veri şu tarafta değeri verdiğiniz zaman o hangi veri tipi olarak da kullanacağını zaten biliyor. Burada y'yi yazdırdığımız zaman yine ekranda 3.14 olarak göreceksiniz. String dediğimiz veri tipinde mutlaka bu tırnak işaretinin içinde yazmanız gerekiyor onun değerini ve bu veri tipinin string olduğunu söylüyor. Örneğin z değişkenine bu değeri atadığımız zaman ve ekrana yazdırdığımız zaman string olduğunu söyleyecek bize. Şöyle verinin tipini görmek isterseniz de type yazıyorsunuz. Örneğin z değerini görmek istiyorsam string diyor bana. Ya da eksi görmek istiyorsam, örneğin alt tarafta onun integer olduğunu söylüyor. Veri tipini de böyle kontrol edebilirsiniz. Bu genel olarak nasıl değer verdiğimiz, değişkenlere değer verdiğimiz ile ilgili kısımda. Ve tabii aritmetik operations önemli. Burada toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üstünü alma ya da modülüs gibi çeşitli işlemlerle ilgili kısa bir kısım var. Örneğin A ile B'yi toplamak istiyorsunuz. Toplama işareti. Ve A ile B'yi toplayıp C'nin değerini A ile B'nin toplama olmasını istiyorsunuz. Örneğin şu şekilde yazabilirsiniz. C'yi yazdır dediğim zaman da C'nin değeri ekrana gelecek. Ya da A ile B'yi doğrudan toplayabilirsiniz bu şekilde. A'yı B'den çıkarma yine eksi işareti, çarpma yıldız işareti. Eğer A üzeri B, yani burada 13 üzeri 3 almak istiyorsanız çift yıldız kullanıyorsunuz. A'yı B'ye bölme yine slash işaretiyle, modülüs de yüzde işaretiyle belirleniyor. Yani A'yı B'ye böldüğümüz zaman kalanın değeri modülüs oluyor. Şimdi bu kısmı çalıştırdığımız zaman da örneğin A ile B'nin toplamını verecek, farkını, çarpımını, üstünü vesaire bu gibi işlemleri tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada bu noktada bir de NumPy dediğimiz bir kütüphane var. Şimdi kütüphanelerle ilgili şöyle bir ek bir kısım ekleyeyim. NumPy kütüphanesi CoLab'la beraber zaten yüklenmiş olarak bulunuyor. Ama çeşitli kütüphanelerde yüklenmemiş olabilir.
Eğer şöyle yazdığınız zaman, NumPy diyorum. Çalıştırdığım zaman hata almıyorsam, çalıştı ve tamamlandı. Hata almıyorsam bu kütüphane yüklü demek. Eğer hata alıyorsak bu kütüphaneyi yüklememiz gerekecek. Bir sonraki notebook'ta onunla ilgili kısımları söyleyeceğim. NumPy ne işe yarıyor? NumPy'in içinde bir sürü fonksiyon var. Örneğin pi değerini almak istiyorsunuz. NumPy'dan bunu alabilirsiniz. Ya da sinüs ya da kosinüs fonksiyonlarına ihtiyacınız var. NumPy'in içinde yüzlerce matematik fonksiyonu bulunuyor. Yine array'lerle ilgili çalışmak isterseniz ya da matrixlerle ilgili yine NumPy'in içinde bir sürü fonksiyon var. Bu library'nin içinde neler var? Help yazıp, help'in parantez içinde NumPy yazarak hangi fonksiyonların bulunduğu, nasıl çalışılacağı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi burada örneğin bu kısımda pi'nin değerini almaya çalışıyorum. Ve pi'nin değeri öncelikle NumPy'yi kısaltma olarak np olarak aldım. Yani şuradaki sintakse bakarsanız NumPy'yi import et, ismi np olarak dursun. Import NumPy as np, NumPy'in ismini değiştiriyor. Daha, kullanım açısından daha kısa olarak yazmak için. Kütüphanenin ismi nokta, fonksiyonun ismini yazdığınız zaman artık bu fonksiyonu kullanabiliyorsunuz ve onun değerine bu değişkene atayabiliyorsunuz. Burada pi'nin değeri olan değişkeni ekrana yazdırabiliriz artık. Ya da 2 pi'nin sinüsünü almak istiyorsunuz. Yine sinüs fonksiyonunu, NumPy'deki sinüs fonksiyonunu kullanarak bu işi yapabilirsiniz. Son kısımda da burada help kısmında absolute değerinin help'ini görmek istiyorum. Bu fonksiyonun help kısmını, help dokümantasyonunu görmek istiyorum. Yine ekrana yazdırdığımız zaman da bunları görebiliyoruz. Hangi fonksiyonlar var gibi. Şimdi burayı kapatacağım. Pardon. Şöyle. Burayı kapatacağım ve geri kalan kısmı çalıştığı zaman örneğin burada help kısmını kapattım. Kapatmak demek bu pound işaretini koyduğunuz zaman comment olarak yazılıyor. Programı çalıştırdığınız zaman da bu commentler çalışmıyor. O kısım sadece comment olarak kalıyor. Geri kalan kısmı çalıştırılıyor. Örneğin pi'nin değeri 3.14 ve sinüs değeri 0 değerine çok yakın bir değer olarak ortaya çıkıyor. Başka hangi veri yapıları var? Listeler ve dictionary dediğimiz bir key'den bir value'ya birbiri arasındaki linki oluşturan bir veri yapısından bahsediyoruz. Şimdi burada listeleri yine aynı şekilde demin dediğim gibi değişkene atama kısmı aynı. Ama listenin formatı biraz daha farklı. Köşeli parantez içinde virgülle ayırarak bir integer, bir float değeri ya da başka bir liste ya da bir dictionary bu şekilde listeleyerek bir liste formatı oluşturabiliyorsunuz. Python'da her zaman indeksler sıfırdan başlıyor. O yüzden ilk elemanı almak isterseniz sıfır indeksini gidip ilk elemanı alabiliyorsunuz. Örneğin bu listede 1'den 4'e kadar değerler var ve listeyi yazdırdığımız zaman bu listedeki bütün değerler çıkacak. Sıfırıncı item'a gitmek istediğimiz zaman da sıfır indeksi yazdığım zaman 1'e ulaşacaksınız. Örneğin buraya 3 yazdığım zaman sıfırdan başlıyor, sondaki değer gelecek. 4 ekranda göreceğiz. Sondan başlamak isterseniz indekslemeye de eksi 1 yazdığınız zaman yine sondaki değer, eksi 2 sondan ikinci değer, bu şekilde listedeki değerlere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin NumPy'yi kullanarak bu listedeki bütün elemanların toplamını alabilirsiniz. Burada da sum fonksiyonunu kullanarak
listedeki elemanların toplamını alabiliyorsunuz. Ya da iteratif olarak listedeki elemanları çıkartmak isterseniz de for döngüsüne alıp for döngüsünün içinde listedeki her bir elemanı birer birer x değerini atayıp yazdırdığınız zaman da her bir değeri ekranda görebileceksiniz. Burada B listesine yazdık. For x in list B dediğimiz kısımda x'in listedeki her bir elemanını her iterasyonda alıyoruz ve sonunda x'i ekrana yazdırıyoruz. Şimdi burada listelerle ilgili çeşitli başka şeyler de var. Bu kısmı aslında biraz atlayabilirim. Çok belki başlangıç detay oluyor. Bir de dictionary'lerden bahsedelim. Burada key value çiftleri var. Burada key dediğimiz kısımda örneğin buradaki dictionary'de her bir molekülün moleküler ağırlığının verildiği bir dictionary var. Örneğin bu molekülün değeri molekül ağırlığı 16.04, bu molekülün molekül ağırlığı 18.02 dictionary'de verilmiş. Dictionary'de tanımlamak için curly parantez kullanıyorsunuz. Ve burada örneğin ben suyun moleküler ağırlığını almak istiyorsam bu dictionary'de köşeli parantez içinde yine suyun ismini, su molekülünün ismini yazıp ardından geri döndüğü değer bana onun molekül ağırlığı olarak geri dönüyor. Bu şekilde bir başlangıç bilgisi olarak veri tiplerini tanımış olduk. Dictionary var, listeler var, integer, float ya da diğer string dediğimiz veri tipleri var. Şimdi ikinci kısma geçeyim, çok da bu kısmı uzatmadan. İkinci kısımda biraz daha veriyle uğraşmaya çalışacağız. Burada o gönderilen dosyalar üzerinde çalışacağız. Şimdi hangi library'leri kullanacağız? BioPython en son kısımda. Pandas library'sini kullanacağız. Pardon. Seaborn'u kullanacağız. Pandas aslında dosyayı okumak, oradaki data frame'i oluşturmak, oradaki bilgileri almak için kullanacağız. Seaborn'u görüntüleme için kullanacağız. NetworkX'i network analizi ve görüntüleme için kullanacağız. SciPy ile çeşitli istatistiksel analizler yapacağız. BioPython'da ise veri tabanlarından sekans çekme, o sekansı dosyaya yazdırma gibi kısımlar için kullanacağız. Şimdi öncelikle herhangi bir library'nin yüklü olup olmadığını demin bahsettiğim gibi import yazıyorsunuz ve library'nin ismini ekliyorsunuz. Eğer hata almıyorsanız o library zaten yüklü demektir. Eğer hata alıyorsanız da ünlem işareti pip yazıp boşluk bırakıp install yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp o library'nin, o kütüphanenin ismini yazdığınız zaman o kütüphaneyi yükleyecek. Şimdi öncelikle Pandas ve Seaborn'la bir veri dosyası üzerinden birkaç analiz yapmaya çalışacağız. Burada ilk kullanacağımız dosya TensorTrainingData.csv dosyası. Bu dosya üzerinden bir çalışma yapacağız. Bunun içerisinde neler var? Yüzlerce tümöre ait kayıtlı veriler var. Bu bazı tümörler iyi huylu, bazı tümörler kötü huylu olarak etiketlenmiş. Dosyanın son kolonunda B yazması iyi huylu, M yazması kötü huylu tümör olarak işaretlenmiş. Burada her bir tümörün çeşitli özellikleri var. Yani tümörün yarıçapı, simetrisi, düz ya da farklılığı gibi çeşitli metrikler bu tümörle ilgili verilmiş.
Şimdi bu CSV dosyasını pandas ile bir data frame'e atayıp ardından o data frame'deki veriyi analiz edeceğiz. İşte istatistiksel olarak farklı olan neler var, hangi görüntüleme tekniklerini kullanabiliriz, kısaca ondan bahsedeceğiz. Şimdi sol tarafta ben şunları kaldırayım öncelikle, daha önceki şeyden kalmış bundan. Sizin burada bu sol tarafta boş göreceksiniz burayı, sadece sample data kısmını göreceksiniz. Burada yapacağımız şey öncelikle Cancer Training Data.csv dosyasını buraya eklemek. Şurada gördüğünüz gibi küçük bir işaret var ve bir ok işareti var. Burada buna tıkladığınız zaman dosyayı ekleyebileceğiniz bilgisayarınızda bu dosyanın nerede olduğunu bulup buraya ekleyebilirsiniz. Bu çalışmamız bitince tabii bu dosyaların hepsi siliniyor, her şey başa dönüyor. Tekrar notebook çalıştırmak istediğiniz zaman o dosyayı tekrar yüklemeniz gerekiyor. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi bu Cancer Training Data.csv dosyası buraya eklendi. Dosyayı ekleme kısmında problem yaşayan olursa chatten söylerse onları da görebiliriz. Bu kısımda Cancer Training datamız var. Buna örneğin bakmak istiyorsunuz nasıl bir içeriği var. Buna çift tıkladığınız zaman sağ tarafta dosyanın içinde neler var? Birinci kolonda ID'nin olduğu, ikinci kolonda ortalama yarıçapı, tümörün ortalama yarıçapının olduğu ve sağa doğru gittiğiniz zaman da örneğin son kolonda class ismiyle malignant mı, benign mı olduğuna dair etiketler var. Burada sadece M'leri görüyoruz ama aşağı dosyanın aşağı kısmında B işaretleri de bulunacak. Ve burada kolonlara baktığımız zaman yaklaşık 12 tane tümöre ait bilgi bulunuyor. Yani işte radius mean, texture mean and, ve diğerleri olarak bir sürü metrik var burada. Şimdi yapmak istediğimiz iş öncelikle bu veriyi Pandas kullanarak nasıl okuyabiliriz? Öncelikle burada gördüğünüz gibi bu kütüphaneyi import komutuyla açmamız gerekiyor. Import pandas as pd olarak yazdığınız zaman bu kütüphaneyi artık kullanabilirsiniz. Sadece pandas yazarak da gidebilirsiniz. Şunu kaldırayım örneğin. Bunu yazdığınız zaman burada artık pandas ismini kullanmanız gerekiyor ki doğru library'i alabilirsiniz. Burada kısaltılmış ismi olarak kullanabilmek için spd olarak yazıyorum. Bundan sonra artık pd olarak kullandığım zaman zaten bu library'i kullanmış olurum. Şimdi dosyayı nasıl okuyoruz? Bu library'nin ismini yazıyoruz. Nokta, öncelikle şurayı bir comment out edeyim. Şimdi pd yazdığınız zaman interaktif olarak hangi fonksiyonlar var, neler yapabilirsiniz size listeliyor. Ben burada read ile başlıyorum. Read alt tire. Örneğin CSV dosyası okuyabiliyor. Excel, HTML, JSON, bir sürü farklı formatta okuyabiliyor. Ya da sadece read yazdığınız zaman genel bir formattan okuyabiliyorsunuz. Bizim dosyamız burada CSV dosyası olduğu için biz CSV okuyacağız. Onu seçiyoruz. Şuradan şöyle seçebilirsiniz otomatik olarak. Ve parantezin içinde yazmanız gereken şey dosyanın ismi. Şurada dosyanın ismini yazıyoruz. İçinde bu dosyanın ismi bir string olduğu için string olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Ve bunu yaptıktan sonra şöyle öncelikle bunu kaldırayım.
çalıştırdığınız zaman aşağıda herhangi bir output görmüyorsunuz. Eğer dosyanın içinde ne var onu görmek istiyorsanız, tamamını görmek istiyorsanız EF yazarsanız dosyanın tamamını görebileceksiniz. Arada nokta nokta koyarak son 5-10 satırını da yine listeliyor. Burada söylediği şey 338 tane satırımız, 12 tane de kolonumuz var. Burada birinci kolonda hastanın etiketlenmiş ya da tümörün etiketlenmiş isimleri var. Ve siz sadece başlangıç kısmını görmek istiyorsanız da head yazabilirsiniz. Ve bu şekilde sadece başlangıç kısmını da görebilirsiniz. Şimdi artık dosyayı okuduk. Elimizde bir veri seti var. Örneğin sadece bu özelliğini almak istiyorsunuz. Bunu yapmak isterseniz de yüklediğimiz data frame'e nokta koyuyorsunuz. Ardından bu özelliğinin ismini yazdığınız zaman aşağıda size o değerleri listeliyor. Ya da mesela texture mean'i alalım. Sadece o kolonu almak isterseniz yine gördüğünüz gibi aşağıda onun değerleri ortaya çıkıyor. Ve bu değerlerin uzunluğu 338 tane. 338 tane tümör vardı zaten. Tek kolon ve 338 tane satırı olan bir çıktısı var. Örneğin şunu yapmak istiyorsunuz. Ben malignant olan grubu grup 1 olarak atamak istiyorum. Benign olan grubu grup 2 olarak atamak istiyorum ve onların çeşitli özelliklerinin ortalamalarını almak istiyorum diyorsanız eğer burada iki tane library kullanacağız. Pardon, bu şeye seaborn'a bu kısımda ihtiyaç yok. Aşağıda kullanacaktık. Bu burada kalmış. Şunu kapatabilirim. Burada birinci kullanacağımız şey zaten import ettiğimiz pandas. İkincisi ise numpy. Bunu da aslında yukarıda import etmiştik ama tekrar göstermek açısından tekrar kullanabiliriz burada. Data frame'e son kolonda class bilgisi vardı. Ekranda oldu mu? Bilmiyorum. Şu an bu kısmı görebiliyor musunuz? Belki biraz geç geliyordur. Görünüyor hocam. Heh, görünüyor, tamam. Şimdi burada numpy'yi kullanacağız ve data frame'imizi son kolondaki class bilgisine göre gruplayacağız. Yani class kısmında M ve B'ler var. Yani iki gruba ayırabileceğiz burada. Eğer örneğin malignant, benign ve unknown gibi bir kısım olsaydı bizim grup by'dan sonra üç tane grubumuz olacaktı. Bu şekilde data frame'e grup by fonksiyonuyla belli bir parametreye göre gruplandırabiliriz. Örneğin biz burada class'ı kullandık ama burada yine kategorik bir bilgi olsaydı eğer, örneğin onun burada bunu yaptıktan sonra artık by group kısmında iki tane bilgimiz var. İki tane grubumuz var. Birinci grup bu kullanmak için hangi sınıf bilgisi varsa onu yazıyoruz. Şu şekilde birinci grubumuz grup 1 diye. Yukarıda gruplara ayırdık. Bundan M grubunu çekebilmek için getGroup fonksiyonunu kullanıyoruz. Bunu yaptığımız zaman artık data frame'iniz bir tane data frame, DF ile kullandığınız bir tane data frame. Öncelikle bir başka data frame oluşturdunuz. O birinci grubu temsil ediyor. Aynı şeyi B için yaptığınız zaman bu kez ikinci grubunuz var. İkinci grubu temsil eden data frame'iniz var. Yani DF ikiye ayrıldı. Group 1 DF ve Group 2 DF olarak ikiye ayrıldı. Örneğin burada
Radius mean'i, malignant tümörler ve benign tümörler için hesaplamak istiyorsunuz. Bunu yaparken de NumPy'daki average fonksiyonunu kullanıp öncelikle grup 1'deki data frame'den bu radius mean özelliğini alıyorsunuz ve average'ını hesaplıyorsunuz. İkinci grupta da yine reduce mean'ini alıp average'ını hesaplıyorsunuz ve sonuçta örneğin birinci grupta 17 civarındayken bu değer, ikinci grupta ortalaması civarında olduğunu bize söylüyor. Bu şekilde iki gruba ayırabiliyorsunuz. Gruplamada problem yaşayan var mı? Belki biraz hızlı da gidiyor olabiliriz ama eğer komentleriniz varsa yazarsanız söz edebiliriz. Okay. Bir soru yapacağımız şey, belki bunu biraz daha sonraya alabiliriz bu istatistiksel testleri. Örneğin şunu merak ediyorsunuz, çeşitli özellikler var burada. Parameter mean denen özellik yine dosyanın içinde var. Acaba bu malignant ve benignler arasında dağılımları farklı mı? Bunu nasıl görüntüleyebiliriz? Violin plot dediğimiz bir görüntüleme şekli var. Burada siz çizdiğiniz iki grup varsa örneğin o iki grubun dağılımlarını da aynı anda gösteren, üzerine noktaları ekleyebildiğiniz bir görüntüleme yöntemi olarak düşünebilirsiniz bunu. Burada x değeri grupları gösteriyor. Yine malignant ve benignları iki grup olarak kullanacağız. Burada Seaborn library'sini kullanıyoruz. O yüzden import diyorum. Seaborn S saltma olarak, SNS olarak kullanıyorum. Import ettikten sonra bu library'de bir sürü farklı görüntüleme tekniği var. Bunlardan biri olan violin plot'u kullanacağım ben burada. İki grubumuz var. X olarak grupları söylüyorsunuz. Y olarak da hangi özelliği kullanacağınızı söylüyorsunuz. Kullanacağınız data frame'in ismini yazıyorsunuz burada. Data eşittir. Hangi data frame kullanacaksa onun ismini yazıyorsunuz. Ardından renk paletini seçebilirsiniz. Ya da bunu kullanmazsanız da default olarak zaten bir renk olacak. Violin plot'un içinde data noktalarını göstermek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Onu yazabilirsiniz. Örneğin burada none dersem göstermeyecek. Ve çizdirdiğim zaman default renkler birinci grup için mavi, ikinci grup için turuncu olarak görünüyor. İçerideki noktaları da çizdim. Bu şekilde bir dağılım görüntüsünü elde ediyoruz. Peki şöyle yapsaydım eğer, buradaki noktaları ekleseydim nasıl görünecekti? Gördüğünüz gibi veri noktalarını şu şekilde bu dağılımın üzerine tek sıra halinde ekliyor. Burada hangi noktaların bulunduğunu görebiliyorsunuz. Ya da renk paletini yeşil üzerinden değiştirmek istersek de yine bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Light tam koyu yeşil olarak söylediğimiz için burada açık yeşil ve koyu yeşil olarak iki grubu temsil ediyor. Ve bu iki grup arasında eğer bir istatistiksel test yapmak istiyorsanız da bu kez SciPy library'sinin içinde istatistiksel testleri yapabileceğiniz stats kısmı var. Burada örneğin bu test için ben Man-Whitney U testini kullandım. Burada birinci grubumuzda grup 1'i bu
data frame'i oluşturmuştuk. Grup 2'miz bu data frame'in içinde perimeter mean'lerinin birbirinden farklı olup olmadığını, istatistiksel olarak farklı olup olmadığını görmek istediğimiz bir kısım. Eğer pi değeri belli bir limitin altındaysa buna birbirinden farklı diyoruz. O pi değerine göre karar veriyoruz. Bu testi yaptığımızda burada SciPy kütüphanesini kullanıyoruz. İçindeki stats kısmındaki fonksiyonlardan biri olan ManWithNewU testini kullanıyoruz. Eğer şu kısmın help'ine bakarsanız burada başka bir sürü test var. Hangi test sizin amacınıza uygunsa onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde bu testi seçtim ben burada. Birinci grubumuzu yazıyoruz. İkinci grubumuzu yazıyoruz ve sonuçta bize bir pi değeri verecek. Burada şu kısmı şöyle düşünebilirsiniz fonksiyonda. X ve Y değerleri olacak. X birinci grubunuz, Y ikinci grubunuz. Bu birinci ve ikinci grupta çeşitli sayılar var listenin içinde. Ve sizin yapacağınız şey ya da bu fonksiyonun yaptığı şey bu iki listedeki değerlerin dağılımları birbirinden farklı mı değil mi onun pi değerini hesaplamak. Evet, şurayı düzelteyim tekrar. Geri eski haline döndürdüğümüz zaman ve çalıştırdığımız zaman örneğin burada test sonucu olarak 8 çarpı 10 üzeri eksik 6 geliyor. Pi değeri oldukça düşük ve bu ikisinin arasındaki fark significant diyebiliyoruz. Ve bu dağılımdan da zaten ve noktaları da koyduğumuz zaman zaten farklılık da gözle de görülüyor. Bu violin plot'un ne avantajı var? Örneğin siz bir bar grafik çizdiğiniz zaman mean'i ve error barını koyuyorsunuz ve bu dağılımda hangi noktalarda hangi bölgelerde hangi noktaların birikmiş olduğunu göremiyorsunuz. Bu şekilde violin plot'la daha net veriyi temsil edebiliyorsunuz. Örneğin buradaki noktalar üst üste binmiş durumda. Bu noktaları biraz daha nasıl açabiliriz, nasıl genişletebiliriz? İkinci soru olarak da birden fazla görüntüyü üst üste nasıl ekleriz? Onu şimdi göstereceğim tutorial'ın bu kısmında. Şimdi yine Seaborn kütüphanesini kullanıyoruz. Violin plot'u kullanıyoruz tekrar. Şurada gördüğünüz gibi. Violin plot. Bu kez bir değişkene atıyoruz bu violin plot'u. AX olarak temsil edelim örneğin. AX eşittir. Bu violin plot'u başlatıyoruz. X'imiz yine gruplar, class grupları. Y değerleri yine perimeter mean, yukarıda kullandığım özellik üzerinden devam edeceğim. Data frame'imiz TF, başlangıçtaki data frame'imiz. Renk olarak da sayı olarak da verebilirsiniz. Ya da örneğin bu tırnak işareti içinde red de yazabilirsiniz, blue da yazabilirsiniz. Bunun kodları zaten violin plot'un help'inde de bulunuyor. Daha farklı değerleri görmek isterseniz yine help'ine bakarak anlayabilirsiniz bu kısmı. İç kısmında nokta olsun mu, olmasın mı? Buraya none yazdık. Yani violin plot'un içinde noktalar olmayacak. Bu şekilde birinci plot'umuzu şekillendirmiş oluyoruz. İkinci kısımda ise yine aynı fikirle bu sefer violin plot değil de strip plot dediğimiz yani sadece noktaları sağa sola biraz daha genişletip dağıtarak noktaları görüntüleyebildiğimiz bir çizim şekli. Burada yine X değeri grupları temsil ediyor. Y değeri yine seçtiğimiz özelliği temsil ediyor. Kullandığımız data frame'de yine yukarıda kullandığımız veriyi eklediğimiz data frame'imiz. Şimdi öncelikle ben şurayı bir kapatacağım farkı görebilmeniz için. Şimdi sadece bu violin plot kısmını çizdirdiğimiz zaman sadece dağılımları gösteren
Tek renk, gri rengi, bu da 0.8 ile temsil edilen renk. Malignant ve benign gruplarımız var. Şimdi de bu kısmı kapatacağım. Tek bir plot nasıl bir görüntü veriyor onu görebilmeniz için. Sadece bu ikinci satır çalışacak, strip plot dediğimiz şey çalışacak. Ve sadece noktaların bize dağılımlarını gösteriyor. Noktalar nerelerde, hangi değerlere ait. Onları biraz daha böyle üst üste koymak yerine biraz daha geniş bir alana dağıtarak gösteriyor. İkisini bir arada kullandığımız zaman artık bize violin plotun üzerinde gri arka planla violin plotun üzerine bu noktaların bulunduğu pozisyonları gösteren birleştirilmiş bir görüntü oluşacak. Yani burada malignantların dağılımını görüyorsunuz ve bu dağılımda noktalar nerelere düşüyor onları da aynı anda görüntüleyebildiğiniz bir görüntüleme şekli olarak düşünebilirsiniz. Evet, burada tabii çeşitli renklendirmeler yapılabilir. Mesela aynı analizi yukarıda perimeter mean üzerinden yapmıştık. Burada fractal mean üzerinden yapsaydık eğer, gördüğünüz gibi dağılım peak noktaları birbirine çok yakın. Görüntüye baktığınız zaman muhtemelen significant değildir gibi düşünüyorsunuz. Ve deminki istatistiksel testi bu fractal mean özelliği üzerinden yaptığımız zaman da P değeri 0.47 civarlarında çıkıyor. Bu da bu ikisinin dağılımının birbirinden farklı olmadığını söylüyor bize. Görüntüden de görüyorsunuz. P value hesapladığınızda da yine farkın significant olmadığını görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi tekrar yine Seaborn'la devam edelim. Örneğin bir scatter plot çizmek istiyorsunuz. Burada iki tane özelliği birbirine göre nasıl değişiyor? Bunun gibi bilgilere bakmak istiyorsunuz. Burada joint plot dediğimiz bir görüntüleme opsiyonu var Seaborn'da. Sintaks aynı. Yine kütüphanenin ismi. Nokta koyuyoruz. Ardından hangi görüntüleme şeklini kullanacaksanız onu yazıyoruz. Örneğin burada joint plot kullanacağım. X değerimiz XY scatter plot kullanacağız. O yüzden bir X ve Y değer listesini vermem gerekiyor. Burada perimeter mean'ini veriyorum. Burada compactness'ının bilgisini veriyorum. O listeyi veriyorum. Ve bu bilgilerin hepsi ilk başta dosyadan yüklediğimiz data frame'den geliyor. Burada çeşitli çizim türleri var. Biz burada joint plot kullanıyoruz. Joint plot'ta scatter plot kullanıyoruz. Bu kısmı kalpine bakarak değiştirebilirsiniz. Hangi görüntü sizin için daha iyiyse onu kullanabilirsiniz. Ama burada scatter plot kullandım. Ve noktaları, örneğin burada noktaları ben gruplara göre renklendirmek istiyorum. Yani tek bir renk olmasın. Buranın tamamı örneğin siyah ya da mavi olmasın. Noktalarımı gruplara göre renklendirebilirim. Yani malignant olanlar mavi olsun, benign olanlar da turuncu olsun. Bu şekilde renklendirmek istiyorum. Onu da şu kısımda hangi gruplamaya göre renklendirecekseniz onun ismini veriyorsunuz. Bizim dosyamızda son kolonda M ve B'leri ayıran kolon ismi class'tı. Ve o yüzden biz de bu class bilgisini burada veriyoruz. Joint plot'ta şöyle çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iki grubun dağılımlarını aynı anda, birinci grubun ve ikinci grubun dağılımlarını aynı anda X ve Y aksislerinde size veriyor. Aynı anda bir scatter plot üzerinden bu grupları ayrı ayrı renklendiriyor. Ve scatter plot'ta da yine örneğin İşte 80 civarında perimeter mean'i olanın 0.01 civarında bir compactness mean'i var.
Bu değerleri buradan yine görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı anda tek bir örnekte aynı anda hangi grupların var olduğu, iki tane özelliğin dağılımları ve dağılımlarının gruplara göre farkları şuralardan ve scatter plot'ta da bunların birbirlerine göre correlated mı değil mi gözle görebileceğiniz birden fazla boyutu olan bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Tabii bu joint plot'ta çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin deminki görüntüde dağılımlara histogram olarak ekleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şurada default değeri, örneğin hiçbir şey eklemediğiniz zaman scatter olup olmadığını, pardon dağılımlara nasıl olacağını eklemediğiniz zaman bir histogram verecek size. Tür kısmında reg yazdığınız zaman regresyon doğrusunu da yine ekleyecek bu kısımda. Ya da örneğin şunu yapmak istiyorsunuz. Şöyle bir görüntü oluşturacağız. Her bir grubun dağılımlarını noktalar halinde değil de circle'lar halinde bir araya getirmek istediğimiz bir görüntü oluşturmak istiyoruz. Plot'un çeşidi KDE dediğimiz bir görüntü şekli olacak. Evet. Bu joint plot kısmında yaptığımız şey. Son olarak da bu kısımda pair plot dediğimiz yine Seaborn'un oldukça avantajlı bir görüntüleme tekniği var. Burada tümörün her bir özelliğini birbirine göre karşılaştırabileceğiniz, örneğin 5 tane özelliği varsa 5'e 5'lik, 10 tane özelliği varsa 10'a 10'luk bir matrix şeklinde görüntüleyebileceğiniz bir opsiyon var, pair plot dediğimiz. Ben burada ikiye indireceğim bu attribute'ları daha net görebilmek için. Pardon, şu yazalım. Evet, burada iki tane özelliğimiz var. Birincisi radius mean, diğeri texture mean. Bunların birbirlerine göre scatter plotlarını çiziyoruz bu kısımda. Ayrıca diagonalde bunların dağılımlarını yine görüntüleyebiliyoruz. Biraz daha büyütelim. 3 tane özellik olsun bu kez. Gördüğünüz üzere radius mean, texture mean ve perimeter mean olarak bunların XY bütün kombinasyonlarının, ikili kombinasyonlarının XY scatter plotlarını çiziyoruz. Gruplara göre renklendiriyoruz. Gruplara göre renklendiriyoruz. Diagonalde ise her bir özelliğin dağılımlarını yine görüntüde çizebiliyoruz bu kısımda. Bu oldukça kompakt bir yapı. Sadece tek satırlık bir kodla sadece pair plot'u kullanıyorsunuz. Data frame'inizi giriyorsunuz. Hangi attribute'ları bütün kombinasyonlarını çizmek istediğinizi söylüyorsunuz. Çizmek istediğiniz grafiğin ne olduğunu burada belirtiyorsunuz. Ve grupları ayırıp ayırmak istemediğinizi bu parametreyle yine söylüyorsunuz. Örneğin ben grupları ayırmadan bir görüntüleme yapmak istiyorum diyorsanız sadece bunları çizdirerek baktığınız zaman tek renk üzerinden gruplara göre bir ayrım yok. Sadece özelliklerin birbirine göre scatter plotlarını çizmiş olduk. Ya da ben
Diagonaldeki şekli de söylemek istemiyorum diyorsunuz. Default olarak ne varsa onu çizmek istiyorum diyorsunuz. O zaman da yine çizdirdiğimiz zaman hiçbir şey vermediğiniz zaman diagonalde size histogram oluşturuyor. Çeşidini vermediğiniz zaman. Gördüğünüz gibi tek renk sadece özelliklerin birbirine göre değişimini görüyoruz. Attributes kısmını tekrar açıklamamı istemişsiniz. Şimdi burada attributes kısmını biraz limitledik. Kolondaki isimleri, örneğin ID, perimeter mean, compactness mean gibi değerlerimiz var. Bu kolon isimlerini data frame'den alabiliyoruz. Data frame'den bunu aldığımız zaman bunu listeye çevirebiliyoruz şu şekilde. Sizin artık elinizde şunu yazdırdığım zaman eğer data sub kısmına yazdırdığım zaman gördüğünüz gibi bir listede ID, radius mean, texture mean bu isimlerin tamamını aldık. Ben burada şunu yapmak istedim aslında. Şöyle kaldırayım şurayı. Artık burada bu isimlerin tamamı var. Attribute'larımın bu isimlerden birincisiyle başlamasını istiyorum. Çünkü ID benim işime yaramayacak. O tümörün ismi. Ben şu değerlerle ilgileniyorum. Birincisinden dördüncüsüne kadar olan yani 1, 2 ve 3 şu sadece şu kısımları alıyorum ve bunların birbirleriyle olan değişimlerini görüntülemek istiyorum. 10 tanesi için de yapabiliriz bunu ama biraz uzun sürüyor diye onu eklememiştim ama çok az bekleyebiliriz onu çalıştırması için. Şu şekilde çalıştırdığımız zaman burada 10 tane 10'a 10'luk bir matris oluşturacak sonuçta çıkan figürde. Ve her bir parametre birbiriyle olan değişimini gösterecek ve diagonalde de yine histogramını gösterecek. Bu şekilde bilmiyorum sorunu yanıtladım ama açık oldu mu? Attribute'ları bu şekilde seçebiliyoruz. Ya da şu da olabilir. Mesela sizin seçtiğiniz çeşitli parametreler var. Mesela attributes yerine şurada liste olarak hangi parametreleri kullanmak istiyorsanız onları da yine listeleyerek yapabilirsiniz. Bu örnekte mesela sadece perimeter mean ve compactness mean'ini kullanarak bir plot oluşturmuştum. Evet, evet, bütün tamamını yaptığınız zaman böyle kocaman bir figür geliyor. Burada 10 tane plot var. Yukarıdan aşağıya da yine 10 tane plot var ve her bir özelliğin birbiriyle ikili kombinasyonları üzerinden scatter plot'la görüntüleyebiliyoruz burada. Şimdi bunu değiştirelim. Mesela şunu 5 yaptım. Gruplara göre de yine değiştirelim ve sonuçta elde ettiğiniz görüntü 4'e 4'lük. Dediğim gibi 1 demek listede indeks 2 demek. 5'e kadar demek 5 hariç olarak alacak. Yani 1'den 5'e demek 2, 3, 4 ve 5 4 ve 5. itemlarınız şurada 3 ve 4. Bunlar sadece attribute olarak kullanılarak böyle bir görüntü elde ediyoruz. Evet, bu birinci kısmı, görüntüleme kısmını bitiriyor. Biraz bayağı bir uzun oldu, süreyi aştım ama devam etmemi ister misiniz? Yoksa burada da bırakabilirim, nasıl isterseniz. Network analiz. Sizin vaktiniz varsa eğer devam edebilirsiniz. Yani tamam. Size tamam, network analizini de o zaman kısaca bir geçeyim. Burada da yine hem analiz hem görüntüleme kısmı var. Şöyle burada da demin gördüğümüz Pandas library'sini kullanıyoruz.
Artı bir de NetworkX library'sini kullanıyoruz. Bu iki library'nin de CoLab'da zaten install halde bulunuyor olması lazım. Ama eğer bulunmuyorsa da demin bahsettiğim gibi pip'le yükleyebilirsiniz. Burada yapacağımız şey bir dosyadan ufak bir protein-protein etkileşim network'ünü yüklemek. Ardından bu etkileşim network'ünü demin dediğim gibi centrality metrikleri üzerinden analiz etmek. Ardından da bu küçük network'ü yine NetworkX yardımıyla görüntülemek. Şimdi burada yine Pandas kullanıyoruz data frame'i oluşturmak için. Size gönderdiğim dosya yine CSV formatında. Aynı şekilde yukarıda ne yaptıysak aynısını yapıp bu CSV dosyasını okuyoruz. CSV dosyasını okuyup bir data frame'e gönderiyoruz ve artık bu data frame üzerinden biz çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi burada hangi kısımlarda protein 1, hangi kısımlarda protein 2'yi görmek istiyorsanız şu mini network'ü yine deminki gibi yükleyebilirsiniz. Şöyle bir formatına kısaca bakalım. Yine başlıklarımız var. Protein 1, protein 2. Birinci kolonda proteinler listelenmiş. İkinci kolonda yine proteinler listelenmiş. Ve her bir satır size şunu söylüyor. Bu protein bu proteinle etkileşiyor. Bu protein bununla etkileşiyor. Bu bununla yani bu şekilde etkileşimleri listelediğimiz bir dosya formatı. Bizim burada data frame 1'de başlıklarımız neyse onları belirtmemiz gerekiyor. Yani aslında burada buna ihtiyacımız yok ama mesela diyelim ki 10 kolonlu bir dosyanız var. Network'ün bilgisinin hangi kolonlarda olduğunu söylemek istiyorsanız o kolonların isimlerini yazmanız gerekiyor. Burada zaten iki tane kolon olduğu için bu ara sitebe ihtiyaç yok ama olur da daha geniş bir dosya üzerinden çalışırsanız da bu bilgilendirme amacıyla da bunu koyduk. Yani data frame'den biz sadece protein 1 ve protein 2 kolonlarını alıyoruz anlamında yeni bir data frame oluşturduğumuz anlamında bu satır var. Şimdi NetworkX'i nasıl kullanacağız? Yine NetworkX'i bu library'yi alıyoruz. Bir graph objesi yani bir network objesi oluşturmak istiyorsanız eğer şu directive olmasın. Library'nin ismi nokta graph dediğiniz zaman hoş bir network oluşturacak size. Hoş bir network objesi oluşturacak. Boş network objesinin ismi de G olarak verilmiş. Şimdi bu boş objenin içine bizim dosyamızın içindeki etkileşimleri eklememiz gerekiyor. Bu etkileşimleri de yine NetworkX ile Pandas arasında bir link olan bir fonksiyon var. From Pandas Edge List dediği şey bir data frame'den o data frame'in içindeki bilgileri doğrudan network'ün içine aktarabileceğiniz bir fonksiyon. Dosyadan oraya geleceğim ama dosyadan eklemek istemiyorsunuz ama kendiniz bir edge eklemek istiyorsunuz. Add edge dediğimiz zaman burada örneğin ben şunu ekliyorum. A ve B'yi ekliyorum. Şu noktada artık benim network'üm, boş network'üm vardı. Bu noktada edge girdiğim zaman A ve B nodlarının olduğu ve ikisinin arasında bir link olduğu bir etkileşim girmiş oldu. Ya da dediğim gibi dosyadan okumak isterseniz de bu data frame'den, data frame 1'den protein 1'i ve protein 2'yi buradaki gibi node 1 ve node 2 ve bunların arasında bir etkileşim olduğu anlamında şu kısımda girebilirsiniz. Bu şekilde dosyanın içinde kaç tane etkileşim varsa tamamını bu
network objesinin ya da graph objesinin içine ekleyecek. Şimdi bu graph objesini oluşturduktan sonra şöyle çalıştıralım. Eğer şunu görmek istiyorsanız, kaç tane node var burada? G network objeniz. Nodes demek node listesi. Bunun uzunluğuna baktığınız zaman size network'ün içinde kaç tane node var onu verecek. 83 tane node'umuz varmış. Bir de edge sayısına bakalım. Yine length'ine bakıyoruz. Nokta edges dediğimiz zaman kaç tane edge var onun sayısını verecek. Yani şöyle şurayı kapatayım. 83 tane nodun 106 tane de edge'in olduğu bir network'ümüz var. Burada o bilgiyi veriyor bize. Şimdi bu kısımdan sonra şu analiz kısımlarını atlayıp geri döneceğim ama öncelikle bunu nasıl görüntüleyebiliriz? Burada network x'in bir draw network x diye bir fonksiyonu var. Sadece draw olanı da var. Ya da şurada nx yazdığınız zaman, pardon, network x, nokta dediğimiz zaman, mesela draw ile başlıyorum. Circle'ları da çizebilirsiniz. Farklı network layoutları da var. Random pozisyonlara göre de çizebilirsiniz. Shell şeklinde bir görüntü de var. Spectral da var. Ya da spink dediğimiz görüntü de var. Bunların hepsiyle farklı görüntüler elde edebilirsiniz. Ben burada doğrudan network x çizimini kullanıyorum. Burada çizeceğimiz şey oluşturduğumuz graph objesi G. Label true demek nodların isimleri çizim üzerinde görünsün mü, görünmesin mi? Bu. Nodların rengini yine node color attribute ile değiştirebiliyorsunuz. Burada kırmızı kullanmak istiyorum. Burada arrows true'yu kullanmayacağım çünkü direct bir network değil. Ama yönlü bir network olsaydı edge'ler üzerinde okları da göster demiş olacak. Şimdi burada oluşturduğumuz network'ü bize çizmiş oldu. Burada gördüğünüz gibi proteinlerimiz var. Ve o dosyanın içinde etkileşim olan proteinler arasında da birer çizgi var. Bu genel olarak bir network görüntüsü. Çizimini de bu şekilde notebook'un içinde yapabiliyoruz. Son olarak artık bu kısımda centrality nasıl hesaplarız ya da shortest path nasıl hesaplarız onu anlatıp bitireyim. Network objemiz var. İki tane node arasında en kısa yolu hesaplamak istiyorsunuz. Örneğin burada yapacağınız şey shortest path fonksiyonunu almak. Graph objeniz var. Source demek başlangıç noktan neresi? Onun ismini yazıyorsunuz. Bu proteinden başlayıp hedefin bu proteine ulaşmak. Buradan başlayıp buraya ulaşmak için en kısa yol neresidir? Onu hesaplayacak size. Bu fonksiyonu kullanıp bu shortest path'i yazdırdığımız zaman bu proteinden başlıyoruz. Önce bunu ziyaret edecek, sonra bunu, sonra bunu. En sonunda bunu ziyaret edip buna ulaşacak. Yani network üzerinden de baktığımız zaman akta bir şurada buradan başlayacak ve ziyaret ederek ulaşmaya çalıştığı noda şuraya yani buradan başlayıp buraya gideceği yolda en kısa yol hangisi bize onu söylüyor shortest path'le. Ve bu shortest path'lerin en çok geçtiği nodlarda yine bize bitwinness'ı en yüksek olan nodu veriyor. Burada bunu hesaplamak için şurada bitwinness centrality hesabında bitwinness centrality hesabında yine network x library'sini kullanıyorsunuz. Bu sefer bitwinness centrality dediğimiz ölçütü kullanıp her bir
Bu graf objesinde her bir proteinin between the centralitesi nedir? Onu size hesaplayıp geri dönüyorum. Bu notebook'u ben sizinle paylaşırım. Biraz detaylı nasıl sort edeceğiniz vesaire gibi bilgiler var. Onlara çok girmeyeyim. Yeterince yoruldunuz sanırım. Between the centrality sadece yazdırırsak onu şöyle görelim. Ağzından da. Evet, gördüğünüz gibi size bir dictionary veriyor. Akta tuğunun betweenness'ı bu. Diğerinin betweenness'ı bu. EGFR'ın 0.42. Gördüğünüz gibi EGFR'ın centrality'si, betweenness centrality'si bu iki noddan daha yüksek. Daha central bir protein. Daha fazla short step bu proteinin üzerinden geçiyor diyebiliriz. Alt kısımda bu değerleri nasıl sort edeceğinize dair bir bilgi var. Onlara notebook üzerinden yine bakabilirsiniz. Bu şekilde sekans analizine girmeyeceğim ama yine notebook'ta sizinle paylaşacağım bunları. Ben Gamze'ye iletirim bu notebook'u. Eğer detaylarına ilgileniyorsanız her noktada bana geri dönüp soru da sorabilirsiniz. Evet, üç kısımdan ikisini tamamlayabildik. Dediğim gibi eğer sorularınız varsa herhangi bir noktada seve seve şu anda cevaplayabilirim. Sonrasında da iletişimde kalabiliriz. Evet, sorular var mı? Network kısmı ya da visualization kısmında. Belki 10-15 dakikada onunla ilgili soruları alabilirim. Syntax'la ilgili sorularınız olabilir ya da datayı nasıl okuyabileceğiniz, görüntülemelerle ilgili kısımlarda sorularınız olabilir. Evet, betweenness. Betweenness'ı biraz daha açıklayayım. Örneğin, iki tane node alıyorsunuz network'te. Ve onlar arasındaki shortest path'leri hesaplıyorsunuz. Yani bu noktadan ben bu noktaya en kısa yoldan nasıl gidebilirim? Yani bu şeyde toplu ulaşımda da mesela örneğin Sarıyer'den Kadıköy'e gitmek istiyorum. Toplu taşımayla en kısa yoldan nasıl giderim? İşte Sarıyer'den önce metroya ulaşırım. Oradan sonraki bir adıma geçerim vesaire gibi. En kısa yoldan nasıl ulaşırım sorusu. Bu protein etkileşim networklerinde de bu shortest path dediğimiz bir başlangıç noktasından diğerine en kısa nasıl ulaşırım? Onu bulmaya çalışıyoruz. Burada tüm nodların diğer tüm nodlarla ikili olarak shortest path'lerini hesaplıyoruz. Yani A noduyla B arasında, A ile C arasında ve bütün kombinasyonları hesaplıyoruz ve shortest path'leri çıkarıyoruz. Bu shortest path'lerin en fazla shortest path'ler içinde en fazla bulunan nod en yüksek betweenness'ı olan nod olarak tanımlanabilir. Yani ben buradan buraya gitmek için mutlaka EGFR'ı ziyaret etmek zorundayım. Ya da buradan buraya gitmek için EGFR'ı mutlaka ziyaret etmek zorundayım. En kısa yolun üzerinde bunu. Bu da betweenness yüksek olduğunu söylüyor bize. Bu şekilde betweenness bulabiliyoruz. Açık oldu mu? Başka sorun var mıydı? Yani shortest path'lerin en fazla üzerinden geçtiği node betweenness'ı temsil ediyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, sesli soru sormak isteyen de yine el kaldırabilir, söz hakkı da verebiliriz ya da chat'e de yazabilirsiniz.
Galiba başka soru yok mu? Hocam o zaman yani soru yoksa bitirelim mi? Bitirebiliriz benim için. Tamamdır. Çok Dediğim gibi teşekkürler gerçekten geldiğiniz için. ben teşekkür ederim. Notebook'u yine paylaşırım sizle. Katılımcılara gönderebilirsiniz isteğiniz gibi. Teşekkürler. Tamam.